Şimdi devam edelim. İkinci soru. Yine bir dörtgen sorusu. EF köşegenlerin orta noktalarıymış bize. EF E ve F noktaları köşegenlerin orta noktaları. Bize şu EF'nin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Bakın şu F noktası ve arkadaşlar E noktası orta noktaymış. Şimdi bu 4'ü ve 6'yı işin içine nasıl soksa şöyle yapacağız. Bakın orta tabanlar arkadaşlar şurada orta nokta aldım. Şimdi E ve F orta noktası. Bakın kırmızı buraya da ne diyelim? K diyelim. K orta nokta. Şunu şu şekilde birleştirirseniz arkadaşlar. Orta taban geldi. Bakın F orta nokta. K orta nokta seçmiştik. 4 orta taban. Orta tabanı bilmeyenler için hatırlatalım. Bu karşılıklı kenarlar eşit. Burası X. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 2X diyeceğiz. O zaman burası 4'te. Şu parça ne eşit olacak? 2'ye. Şimdi yine aşağıdan bakın. 6'yı işin içine sokmak için şöyle yapıyoruz. Bakın. E orta nokta. K orta nokta. Şunu birleştirirsek. Bu birleştirdiğimiz K'ye ne olacak arkadaşlar? Orta nokta olacak. O zaman burası 6 ise burası kaç olacak? 3. Orta taban. Şimdi şu üçgende iş bitireceğiz arkadaşlar. Şu üçgende yine üçgen yazıyoruz bakın. 3, 2 daha ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. 3'ten 2 çıkartacağız. 1 diyeceğiz. Kaç tane tam sayı değeri var? 2, 3, 4. 3 tane. Şimdi devam ediyoruz. 3 tane BC, 2 tane CD demiş. Bakın burası arkadaşlar 2 kat, burası kaç kat diyeceğiz? 3 kat. Burayı payda işler gibi istiyorsunuz. AC'nin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bu X'i yi yine bir üçgenin içinde yazmamız lazım. Ondan nasıl yapacağız? Bu eşitliği kullanacağız. Bakın şuradaki orantıyı kullanacağız. Şuradan bir paralel çekiyoruz arkadaşlar. A, D'ye paralel çektim. Şimdi buradaki benzerlik oranı ne arkadaşlar? 2 bölü kaç? 5. 2 bölü 5 diyeceğiz. O kırmızı çizgi hepsine 20. Sadeleştireniz burada ne kalacak? 4. 4 kere 2, 8. Bu kırmızı çizgi eşitmiş arkadaşlar? 8. Şimdi paralel çektiğimiz için buradaki oranı direkt karşıya taşıyabilirsiniz. Bakın burası 2 kat, 3 kat. O zaman şu parçaya 2A, bu parçaya da 3A diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 haneye eşit oldu arkadaşlar. 15'e. A neye eşit diyeceksiniz? 3. O zaman bu 3 haneye eşit olacak. 9. Bakın şu üçgende. Üçgen yazarsanız soru süzeceksiniz. X. 8, 9 daha. 17. 9'dan 8 çıkardığınız 1. Kaç tane tam sayı değeri vardır diyor. En az 2 olacak. En çok da kaç olacak? 16. Terim sayısını buluyoruz. Son terim. Eksi ilk terim. Artı 1 diyeceğiz. 15 tane tam sayı değeri var diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Şimdi D noktası ABC üçgenin iç bölgesi diyor. X'in en küçük tam sayı değeri nedir diyor. D noktası ABC üçgenin iç bölgesiymiş. En küçük tam sayı değeri soruyor. Burada da mantık şu arkadaşlar. X artı Y. X artı Y arkadaşlar daima 4 artı 5'ten büyük olacak. Niye? Onu açıklayacağım. Buradan X artı Y ne gelecek? 9'dan büyük gelecek. X neyden büyük olacak? 2 olacak. 2'den büyük en küçük tam sayı ne olacak? 3 olacak. Şimdi D noktası arkadaşlar üçgenin iç bölgesi. Şimdi D noktasını B'ye taşıdığınız düşünün. D noktasını B'ye taşırsak AD uzunluğu ne eşit olur? X'e eşit olur. Ve DC uzunluğu ne eşit olur? 7'ye eşit olur. Ama D'yi hiçbir zaman B noktasına taşıyamıyoruz. O zaman AD uzunluğu daima X'ten küçük. DC uzunluğu da daima BC'den küçük olacak. O yüzden X artı 7'nin toplamı daima 4 ile 5'ten fazla olacak. Bir diğer soru arkadaşlar. Yine bir 15-20. 15-20 ne diyeceğiz arkadaşlar? BC neye eşit? BC 25 e eşit. Dik üçgen 15-20-25. 3-4-5'in 5 katı. Şimdi B, BC üzerinde bir P noktası almış. İse diyor AP'nin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Biz AP'yi soruyor. AP hareketli nokta arkadaşlar. P noktası hareketli nokta. Şimdi P noktası hareketli nokta. Şimdi P noktasını B'ye taşırsanız bakın tekrar P noktasını B'ye taşırsanız BP ne olacak arkadaşlar? 15 olacak. P noktasını C'ye taşırsanız PC ne olacak? Pardon. AC C. E, P noktasını B'ye taşırsak AP burayı yanlış yazdık. AP ne olacak? 15. P noktasını Buraya taşırsak burası ne olacak arkadaşlar? Yine AP ne olacak? En fazla kaç olacak? 20 olacak. Tekrar P noktasını bir C köşesine taşıdım. Bir de B köşesine taşıdım. B köşesine taşırsam bu çizginin uzunluğu turuncu çizgi olacak? 15 olacak. C noktasına taşırsam ne olacak? 20 olacak. Bunu taşıyabilir miyim? P eleman BC diyor. Bakın kapalı olarak yapmış. Taşıyabilirsiniz. Şimdi o zaman PA'nın en büyük değeri arkadaşlar 20. Hem 15 hem 20 oluyor. En büyük değer ne diyeceğiz? 20 diyeceğiz. Şimdi en küçük değeri nasıl bulacağız? Zaten burada ilk başta aklınızda en küçük değeri bulma gelecek. Nasıl gelecek? Şimdi buraya A dedik, buraya B dedik, buraya C dedik. En küçük değer arkadaşlar yüksekliktir. En küçük değer yüksekliktir. Yüksekliği de nasıl bulacağız? 15, 20 Burası da neydi arkadaşlar? 25'ti. Alandan bulacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu üçgen alanı şöyle bulabiliriz. Bakın alan. Dik kenarlar çarp, 2'ye bölebiliriz. Ya da klasik alan formülü. taban çarp, yükseklik diye yapabiliriz. H çarp, 25 bölü 2. İkilerle vedalaştık. 5'e böldünüz. 5, 5'e böldünüz. Burada ne kalacak? 4. Bir daha daha 5'e bölünürse burada 3 kalacak. Gördüğünüz gibi h ne eşit olacak? 12. Şimdi bu AP'nin en küçük değeri arkadaşlar ne dedik? Yükseklik dedik. Ne eşitmiş? 12. En fazla da kaç oluyor? c noktasına taşırsanız kaç olacak arkadaşlar? 20 olacak. O zaman a, p, n ile ne arasında 12 ile 20 arasında edeceğiz. Terim sayısı yine son terim, eksik terim, artı 1, 9 tane Eğer bu p noktasını b'ye ve c'ye taşıyamasaydınız, Mesela burası açık aralık olsaydı. O zaman ne diyecektiniz? AP 20'den küçük diyeceksiniz. Buraya eşit almayacaktınız. Ama AP daima 12 eşit olabilir. Yüksekle eşit olabilir. Diğer soru bir ABC üçgeninde A açısı C açısından B açısından küçükmüş. Bize yüksekliklerinle ilgili bir mutlak değer sorusu sormuş. HA eksi HB, HC HA, HB HC mutlak değer içinde. Şimdi arkadaşlar açılarıyla kenarların sıralaması aynı yönlüydü. Yani A açısı en küçükse A kenarı en küçük. C ortanca ise C kenarı ortanca. B açısı en büyükse en büyük de ne? B. Açılarla kenarlar aynı yönlüydü. Yardımcı elemanlar ters yönlü arkadaşlar. Tekrar açılarla kenarlar aynı yönlü sıralaması. Yardımcı elemanlar ters yönlü. Şimdi buradan yardımcı eleman hangisi olursa olsun. İster yükseklik ister kenar orta ister açı ortay. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ters çevirecekmişiz. Bakın HC, HC, HB diyorsunuz. Bunları ne yapıyormuşuz? Yön değiştiriyormuşuz. Daha sonra mutlak denen özelliğini uygulayacağız. HA'dan HB'ye çıkarmışız. Bak HA'dan HB. Büyükten küçük çıkarsa burası ne olacak? Artı. HC'den HA. Bakın dikkat edin. HC, HC. Küçükten büyük çıkıyor. O zaman burası ne olacak? Eksi. Burada HB, eksi HC. Yine ne oluyor? Bakın dikkat. Küçükten büyük çıkıyor. Burası da ne olacak? Eksi. Mutlak değerin işaretini bulduk. Bunu aynen çıkartacağız. ha eksi HB diyeceğiz. Normalde bunu eksiyle çarpacaktım. Önde de eksi var. Aynısı tekrar oldu. HC, eksi oldu. Bunu eksiyle çarpacağım. Önde de yine eksi var. Aynısı gelecek. HB, eksi H, HC. Giden var mı? HB'ler gitti. HC'ler gitti. Ve aşağılar gitti. Hiçbir şey kalmadı. Ne edeceğiz arkadaşlar? Sıfır diyeceğiz. Devam edelim. Yine yardımcı eleman sorusu bakın ABC'nin kenarlar arasında ABC olmak üzere demişiz bu e, denklemleri vermiş bizi aç ortayları sıralamamızı istiyor aç ortayları sıralamamızı istiyor şimdi burada önce ABC'yi bulalım arkadaşlar şimdi bunu şöyle bu yapabiliriz bakın taraf toplarsanız ne gelecek 2A 2B 2C bunu farklı şekillerde çözebilirsiniz taraf tarafa topladım 2A 2B 2C geldi 13 15 tane 28 12 daha kaç 40 e A B C toplamı ne gelecek arkadaşlar? 20 gelecek. Şimdi A ile B'nin toplamı 13 ise A ile B'nin toplamı 13 ise C'ye ne kalacak? 7. Sonra B ile C'nin toplamı bakın B ile C'nin toplamı ne arkadaşlar? 15 ise A'ya ne kalacak? 5. O zaman 5 7 daha 12 B'ye ne kaldı? 8. O zaman en büyük kim? B kenar sonra C sonra ne dedik? A kenar dedik. Kenarlarla yardımcı elemanların sıralaması ters yön, yön değiştiriyormuşuz. O zaman en kısa yardımcı eleman NB. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? NC. Sonra ne diyeceğiz? NA diyeceğiz. Açı ortayar arasındaki sıralama da bu. Benzer şekilde kenar ortayar arasındaki sıralama da bu arkadaşlar. VBVC VC, a diyeceğiz. Yüksekliği arasındaki sıralama da bu. Kenarlar arasındaki sıralamayı buluyorsunuz. Yardımcı elemanlarda sıralamayı ne yapıyormuşuz? Yön değiştiriyormuşuz. Şimdi geldik buna ABC bakın 45 diyor. ABC 45 diyor. X'in alacağı en büyük tam sayı değer nedir diyor. Şimdi arkadaşlar Normal üçgen açısını yazmayı düşünebilirsiniz. Ne diyeceğiz? 6 kök 2 artı 14 diyeceğiz. 14 eksi 6 kök 2 diyeceğiz. Bu kenarda dursun. Şimdi bunun yaklaşıklarını hemen bulmayın. Lazım olmayabilir bu kenarda dursun. Şimdi bakın B açısı 45'ten küçüktür. Şimdi B açısı 45 ile 60 ile 30 ile kıyaslarsa 90 ile nasıl kıyaslayacağımızı birazdan göreceğiz. Eğer B açısını 45, 30, 60 ile kıyaslıyorsa herhangi bir açı. O açıyı o kıyasladığı açı eşit kabul ediyorsunuz. Bakın buraya 45 kabul ettik. Diyoruz B 45 olsun. B 45 oldu bakalım ne olacak. Buradan dik çizdim arkadaşlar. Ve burada 45 oldu. 45 45 93 üçgeni geldi. 45 45 93 üçgeni biliyorsunuzdur. Burası A A burası ne olmak zorunda? A kök 2. Bakın burası alt kök ise dik kenarlar 6 6 olacak. Hepsi 14 ise buraya ne kaldı? 8. Bakın B 45 için x geldi arkadaşlar? 6 8 10 x eşitine geldi. 10 geldi. E B küçük ne? 45. B 45'ten küçükse x de 10'dan küçük olacak arkadaşlar. O zaman x 10'dan küçük bize en büyük tam sayı değerini soruyor. x'e işte ne diyeceğiz? 9 diyeceğiz arkadaşlar. Buna gerek kalmadı bak bunu yaklaşık bulmadık. bulmadık. kenar üçgeni vermiş. Bize neyi soruyor? x'in çözüm kümesini bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar buraya 8 dedik ikizkenar üçgen olduğu için. Hemen bakın şu mavi üçgende üçgen sizin yazıyorsunuz bakın. x ne diyeceksiniz? 12 8 daha 20. 12'den 8 çıkarttı kaç? 4. Bu kenarda kalsın. Şimdi ikizken üçgen arkadaşlar şu taban açıları malum eşit taban açılar daima dar açıdır. İkizken üçgen taban açılar daima dar açıdır 90'dan küçüktür. E, dolayısıyla onun komşu açısı Buraya beta dersek beta da daima ne olur arkadaşlar 90'dan büyük olur. Bunun sebebi şu bakın şuradan dik çizerseniz Burası dik Şurası açı orta oluyor buraya x, ne diyelim AA diyelim Bakın bu beta neye eşit arkadaşlar 90 ile A'nın toplamına eşit bu beta daima Yani daima 90'dan ne olacakmış büyük olacakmış. Biz şöyle de yapabiliyoruz. Ne yapacakmışız? İkiz üçgenin taban açıları daima 90'dan küçükmüş. Onun komşu açısı bütünleri de daima ne olacak? 90'dan büyük olacak. O zaman bu açı 90'dan büyükse arkadaşlar karşı taraf ne? 12. 12'nin karesi büyüktür. 8'in karesi artı ne diyeceğiz? X'in karesi diyeceğiz. Buradan 144, 64 artı X kare gelecek. Atalım buraya 80 mi kaldı? X'in karesi küçük 80 diyeceğiz. X küçük kök 80. Şimdi A sınır 4 arkadaşlar. Üst sınırların küçüğünü alacağız. Hem 20'den küçük hem kök 80'den küçük. Üst sınır ne olacak? Kök 80 olacak. Kök 80 ile 4 arasında. Burada tam sayı değerlerini sorar. O zaman yazarsınız. 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olmaz. Çünkü 9'un karesi 81 yapacak. 80'i geçecek. Devam edelim arkadaşlar. D noktası ABC B, üçgen iç bölgesi diyor. Kenarlarını vermiş bakın. 9, 10, 11. Bize bu D noktasının köşeleri olan uzaklıklar toplamının çözüm kümesini bulmamızı istiyor. Arkadaşlar burada da şu formülü kullanacağız. Bakın bu U ile ne arasına edeceksiniz? 2U arasına edeceksiniz. Burada 2U dediğimiz arkadaşlar çevre. Yani bu bize sordu. Buraya ne diyelim? Buraya M diyelim. Bize sorduğu bu toplamlar çevre ile çevrenin yarısının arasında olacakmış arkadaşlar. Çevre bu ve çevre bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. U, U neydi arkadaşlar? Geometrik U. Çevrenin neydi? Yarısıydı. Çevre bölü ne? 2. O zaman çevreyi bulalım. 19, 11 tane 30, 32'ye böldünüz uzaklıklar toplamı, bu uzaklıklar toplamına M demiştik. 15 ile ne arasında diyeceğiz arkadaşlar? 30 arasında diyeceğiz. Devam edelim. X'in alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi önce şu dik üçgeni kullanacağız. Bu 90'ın boş yere vermedi. Şimdi bir üçgende, dik üçgende en uzun kenar nedir arkadaşlar? 90 derecenin karşısındaki hipotenüstür. Dolayısıyla buradan bu dik üçgende ne diyeceğiz? X büyük 8 diyeceğiz. Bu kenarda dursun. Sonra büyük üçgene geçtik. Büyük, büyük üçgende üçgen eşsizini yazıyoruz. Bakın 9, 12, Üst sınır 21, 12'den 9 çıkar. Alt sınır ne arkadaşlar? 3. Peki şu açı hakkında yorum yapabilir miyiz? Buna bu merak diyen var, roket diyen var. Şimdi burası arkadaşlar x demeyelim, m diyelim, buraya da n diyelim. Bakın m, n, alfanın toplamı neyi verecek arkadaşlar? 90. m artı n artı alfa neye eşitmiş arkadaşlar? 90 dereceymiş. Şu içerideki 3 tane açının toplamı bu dışarıdaki açıyı verecek. Dolayısıyla m, n, alfanın toplamı 90 ise bu alfa kesinlikle 90'da nedir arkadaşlar? küçüktür. E, alfa 90'dan küçükse ne yapıyorduk? Karşı taraf. Alfanın karşısı x kare küçüktür. 9'un karesi artı ne arkadaşlar? 12'nin karesi diyeceğiz. Yani x kare küçüktür 225 diyeceğiz. Buradan da kökü giydirirsek x küçük kaç olacak? 15. Şimdi bakın üst sınırlarını küçük alacağız arkadaşlar. Hem 21'den küçük hem 15'ten küçükse 15'ten diyeceğiz. Küçük diyeceğiz. Alt sınırlarında büyüyor. Hem 3'ten büyük hem de kimden büyük? 8'den büyük. Buraya da ne yapacağız? 8 seçeceğiz. 8'den arasında 15 arasında. Şimdi son soru A noktası BDC'nin diklik merkezi diyor. X'in alacağı tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi hemen üçgen eşsizini yazıyorsunuz refleks olarak. 8, 4 daha ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz. 8'den 4 çıkardınız. Buraya ne edeceksiniz? 4 diyeceksiniz. Bu bir. Şimdi bu diklik merkezi niye verdi? Arkadaşlar diklik merkezi diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde de olabilir, dış bölgesinde de olabilir. Üzerinde de olabilir. Eğer dik açılıysa dik açılı bir üçgende diklik merkezi arkadaşlar o dik olan köşe. Dar açılı üçgende diklik merkezi üçgenin içinde kalacak. Yüksekliklerin kesin noktası diklik merkezi. Eğer üçgen geniş açılıysa arkadaşlar geniş açılıysa diklik merkezi üçgenin dışında bir noktada olacak. Mesela yükseklikler çizin. bu açı geniş açı olsun. Diklik merkezi bunun simetrisinde yukarıda bir noktada olacak. Yani burası A noktası oluyor. O zaman şu açı ne olacakmış arkadaşlar? Alfa 90'dan büyükmüş. O yüzden diklik merkezi üçgenin neresinde? Dışında bakın. O zaman ne diyeceğiz? X'in karesi diyeceğiz. Büyüktür. Açı 90'dan büyük olduğu için karşı tarafın karesi 8'in karesi artı 4'ün karesinden büyük olacak. Yani x kare büyüktür. 80 olacak. 4 ile 12 arasında karesi 80 olan sayılar yazacaksınız arkadaşlar. O yüzden ne olmaz? 5, 6, 7, 8 olmaz. 9'dan başlarız. 9 olur, 10 olur, 11 olur. Tam sayı değerlerini toplamı diyor. Bunları da toplarsak ne gelecek arkadaşlar? 30. Şimdilik bu kadar. Eğer açı kenarda konu eksiğiniz varsa bir önceki videoyu izledikten sonra bu videoyu izleyin arkadaşlar. Herkes iyi çalışmalar.